Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için Motorola V2288'i tanıtmaya çalışacağım. Genel olarak Motorola'nın telefonları biraz daha kaba telefonlar oluyor. Genelde bu da biraz CD930'un benzeri diyebiliriz. Şöyle telefonun teknik özelliklerine web sitemizden baktıktan sonra telefon açıp detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Evet, Motorola V2288. Çıkış tarihi 2000 yılında çıkmış. Yaklaşık 150 gram ağırlığı varmış. Tek renkli grafik varmış. Evet, onun dışında yine radyo özelliği varmış bunda. Bu da ona artı kazandırmış. O dönemler gerçekten radyo çok iş görüyordu. Çünkü o dönemler MP3 bu kadar gelişmemişti. Yine mesajlaşma olarak SMS'i destekliyor. Tarayıcı olarak WAP var. Onun dışında çıkarılabilir Neon batarya 700 mAh bataryası var. Bekleme süresi 135 saat. Konuşma süresi ise 210 dakika. İşin şeyine bakacak olursa batarya olarak 3 tane kalem pille de çalışıyor. Evet, şöyle telefonu açalım. Ondan sonra zaten detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Şöyle mi alalım? Şöyle mi daha iyi çekiyor? Evet, şöyle telefonu bir açalım. Evet, telefonu açtık. Evet, beklemeden bir bakalım özelliklerine. İnternete giriş. Yine bunda internet varmış. Onun dışında Vodafone menü, telefon rehberi bölümü, alarm, çağrı özellikleri, mesajlar bölümü, bunları geçelim. Telefon düzeni, bunu da geçelim. Şebeke seçimi, çağrı sayaçları, yine hesap makinesi varmış. Oyunlarda bakalım ne varmış. Evet, görelim yeni oyun. Tamam. Evet, bu nasıl bir oyunmuş onu anlayamadık. İşin aslı ben bunu çözemedim ya. Bu oyunu ben hiç oynamadığım için bitirelim şu oyunu. Tamam. Şöyle bir çıkalım başka, bakalım başka hangi oyunlar varmış. Bakara oyunu. Bundaki oyunlar da çok değişik ya. Ben pek çözemedim işin açıkçası. Genelde Motorola'nın menülerinde ben bayağı zorlanıyorum ya. Evet, şuradan da bir çıkalım bakalım başka bildiğimiz oyun varsa. Tuğla oyunu. Bu neymiş? Yeni oyun. Bu oyunu biliyorum. Bu oyun zaten çoğu oyunlarında vardı. Bunda topun geliş yönünü takip edip o üstteki tuğlaları imha etmeye çalışıyoruz. Bunu biliyoruz aşağı yukarı. Oynadığımız telefonlarda bu oyundan vardı. Hesap makinesi, çağrı sayaçları, şebeke seçimi. Şöyle bir telefon düzenine bir bakalım. Zil sesini ayarla. Evet, zil sesi olarak da bunlar varmış. Alarm zil tonu kur, kısa mesaj zil sesi, müzik tonu girişi. Evet. Genel olarak baktığımız zaman bu kadar menüye sahip. Dediğim gibi ben genelde Motorola'ların şeylerini pek çözemiyorum işin açıkçası. Çok değişik menü sistemi var ve çok değişik tuş dizaynı var. Evet, telefon dizayn olarak böyle bir yapıya sahip. Yan tarafında yine ses açma kısma tuşu var. Burada kulaklık bölümü var.
Yine şu kısmında da ses kaydı bölümü var. Bu kısmı da arka dizaynı. Dizayn olarak fena bir yapıya sahip değil. Genel olarak baktığımız zaman Motorola'larda böyle dediğim gibi büyük ebatta telefonları var ama çok da gönüllere taht kuruyor. Genelde ben de kullanmış mıydım bunu? Yo, ben bunu kullanmadım. Bunu kullanan da biliyorum. Kemerburgaz'da bir tane arkadaşımız vardı, Murat diye, o kullanıyordu. Gayet de kullanışlıydı o dönem. Ama ben hiç kullanmadım. Evet arkadaşlar, bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Tanıtım bitti. Çekimin rengi açıldı ya, ben anlayamadım. Evet. Telefon böyle bir yapıya sahip. Deminden beri çok boğuk çekim yapıyordu. Şu an tam netleşti. Çekim bitti, netleşti. Evet arkadaşlar, bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.